Bu diziyi engelsiz.kanalda.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Sen Adem'e bir şeyler mi anlattın da o bir anda böyle parlak bir fikirle geldi sana kendini savunmaya, dersler öğretmek gibi? Biliyor mu aramızda olanları? O yüzden mi öğretiyorum? Hayır. Doğruyu söyle. Doğruyu söylüyorum Timur. Şimdi daha da aslan. Hani en fazla ne olacak ki? Öleceğiz, hadi. Hadi. Hadi hızlansana biraz daha. Bir yere çarp, ölelim. Evet, dur ben çarpayım bir. Çek elini. Yasemin, çek elini. Çekmeyeceğim, hadi. Vursana bir yere. Yasemin, bırak. Ne oldu? Ha, korktun mu? Efendim Bekir. Polisi aradınız mı? Ne yapmışsınız? Yoldayım, ben de geliyorum. Ne olmuş? Senin Ahmet'i bulmuşlar. Efendim Rasım abi. Evden bir haber aldın mı? Yo, hayırdır abi, niye sordun? Evde olağanüstü bir hareketlilik varmış. Bizim çocuklar aradılar şimdi. Abi arkadan Nevin de arıyor. Ben kapatıyorum, arayacağım seni. Efendim Nevin? Adem, burada durumlar çok karışık. Ne oldu Nevin? Gökçe denizde ceset görmüş, yanında Ece varken. Nevin, ne diyorsun? Ece nasıl? İyi sayılır ama çok korkmuş tabii. Nevin, ben şimdi yoldayım, geliyorum. Sakın panik yapma, tamam mı? Ece'yi de yalnız bırakma. Tamam canım. İyi günler kardeşim. İyi günler. Timur Karatan'ın villası değil mi? Evet, memur bey. Buyurun. İhbar var kardeşim. İhbar mı? Ne ihbarı? Biz az önce savcılığı aradık zaten. Vallahi burada rızası dışında birini tuttuğunuza dair ihbar aldık. Yani anlıyorum memur bey ama kusura bakmayın, savcı gelene kadar bekleteceğim sizi. Biz savcıya haber verdik çünkü. Gökçem, bir şey ister misin kızım? Anlat bana bir tanem. Annem geldi aklıma Nesibe abla. Ya onu da biri böyle bulduysa? Bir başına, yapayalnız, hareketsiz. Ya bizim hiç haberimiz olmadıysa? Kızım, düşünme böyle şeyler şimdi. Babam nerede kaldı Nesli abla? Gelir şimdi. Gelir, hiç merak etme sen. Tutuklamazlar değil mi babamı? Yok canım.
O nereden çıktı? Bir şeycik olmadan eve geleceksen merak etme kızım. Timur, ne oluyor? Polisler niye burada? Eve girelim. Her şeyi anlatacağım. Hoş geldiniz. Bekir, nedir bu kalabalık? Neden bu kadar polis var? Polisler ihbar için gelmişler Timur Bey. Ne ihbarı? Yani biz aslında savcılığa haber vermiştik ama... Savcıyı bekliyorduk aslında Timur ama bir de ihbar durumu oldu. Durumlar biraz karışık yani. Biri bana ne ihbar olduğunu söyleyecek mi? Ahmet Toksöz'ü bizim burada alıkoyduğumuza dair bir ihbar. Biz de cesedi bildirince... Ne cesedi? Hayatım... Maalesef Ahmet'in cesedini bizim sahilde bulmuşlar. Nasıl yani? Ahmet ölmüş mü? İyi değilsin sen. Gel içeri gidelim. Nasıl ölmüş? İşin aslı ne? Fena hırpalamışlar. Ama silahla yaralama yok. Artık baygın attılar, sonra boğuldu mu ne oldu? Orasını adli tıp söyleyecek. Bizim güvenlik ekibi ne yapıyormuş? Kimse bir şey görmemiş mi? Evet. Olağanüstü bir durum olmamış. Zaten cesedi de Gökçe Hanım bulmuş. Biliyorum. Yanında Ece de varmış. Fatma, bir su getirir misin bize? Gel güzelim, otur şöyle. Nasıl olmuş? Bilmiyoruz daha. Sen hiç aklını yorma bunlarla. Ben elbet öğreneceğim nasıl olduğunu. Sağ ol Fatma. Gökçe nerede? Odasında. Nesibe abla yalnız bırakmadı onu. Yanında o da. İyi. Ben bir Gökçe'yi görüp geleyim, olur mu? Timur, savcı gelmeden konuşmamız lazım. Avukatlarla görüştüm. Bu ihbar meselesi sıkıntı yaratabilir diyorlar. Gökçe'yi bir göreyim, ondan sonra olur mu? Baba! Neredesin sen ya? Şimdi ben ısıma geliyorum. Buradayım artık, merak etme. Korkma, tamam mı? Çok korktum be. Gözümün önünden gitmiyor baba o manzara. Böyle bir şey yaşadığın için o kadar üzgünüm ki. Lütfen herkes beni dinlesin. Biliyorum. Yaşadığımız çok korkunç bir olay. Ama maalesef bundan en çok etkilenen Yasemin oldu. Çünkü bulduğumuz kişi Yasemin'in kuzeni Ahmet. Ne? Yasemin? Başınız sağ olsun Yasemin Hanım. Kuzeni aynı zamanda Yasemin'i kaçıranlarla işbirliği yapmıştı. Muhtemelen polis hepinizin ifadelerine başvuracak. Sizden ricam polise Yasemin'in kaçırılması ile ilgili tek kelime bile etmemeniz. Çünkü bu onunla ilgili değil, benimle ilgili bir olay. Bir düşmanım var. Uzun zamandır. Muhtemelen Ahmet'i maşa olarak kullandı. İşi bittikten sonra da... Ama korkmayın. Tamam.
Çünkü kimsenin aileme bu kadar yaklaşmasına ve içimizden birine zarar vermesine asla müsaade etmeyeceğim. Dediğim gibi, siz sadece Yasemin'in kaçırılması ile ilgili tek kelime bile etmeyin kimseye. Sizler sakin olun. Gerisini ben halledeceğim. Söz. Yasemin. Böyle olmasını hiç istemezdim. Sen de kendini kurtar şu hayattan ya. Ya alacağın parayla bir şeyler yap. Bak söz ver, çocuğun için bir şeyler yapacaksın, tamam mı? Tamam. Baba, denizde ne varmış sen biliyor musun? Denizde su var, yosun var, balıklar var. Senin kadar güzel deniz kızları var. Annem duymasın. Baba, onu değil. Gökçe abla ne görmüş, onu soruyorum. Sen hangi ara bu kadar meraklı oldun? Hı? Bak, benim birazcık işim var, tamam mı? Ama akşam geleceğim, birlikte bir şeyler yaparız. Olur, tamam. Allah'tan bir şey görmemiş ha. Ben de çok korktum. Acaba ben Ece'yi alıp teyzeme mi gitsem buralar yatışana kadar? Nevin, burada ikiniz de güvendesiniz. Ayrıca gözümün önünde durun istiyorum. Ben Ece değilim madem. Beni kandırmana gerek yok, tamam mı? Ne demek o ya? Ne demek? Ceset gördüler denizde. Daha neyi bilmek istiyorsun anlamıyorum. Ya Ece görseydi ne yapacaktın? Adem, hadi gel gidelim buradan lütfen. Bu insanların belası bitmiyor. Bak, iki hafta önce vurulun üstüne bu olaylar, kaçırılmalar, bilmem ne. Görmüyor musun nasıl bir işin içine düştük? Olmaz Nevin. Ya neden olmaz? Başka bir işin şartları bu kadar iyi değilse ben yine de razıyım. Burada kalacağız Nevin. Burada ikiniz de güvendesiniz. Benim işim bu ya. Benim görevime karşı bir sorumluluğum var. Ayrıca sen bu işi... Ya. Benim işim var. Bitince gelirim. Sen de kızı yalnız bırakma. Yaşıyor olabileceğini düşündük. Yani bir an önce müdahale edelim diye. Çıkardıktan sonra anladık ölmüş olduğunu. Adem, ben de Savcı Bey'e bildiklerimi anlatıyordum. Hoş geldiniz Savcı. Tamam, kapatabilirsiniz. Daha işiniz var mı? Yok Sayın Savcı. Arkadaşlar ifadeleri aldılar. İyi. Buradaki işiniz bitince Timur Bey'le ifade için emniyete alalım. Bir de olay yerine bakalım. İhbar yapanı bulmamız lazım. Ne derdi varmış bizim de öğrenelim. Ben biraz soruşturdum ama bilgi alamadım. Senin emniyette daha çok tanıdığın vardır. Ben de sordurdum, bekliyorum. Bekir abi, Adem abi, Timur Bey sizi bekliyor. Tamam, avukatlara haber verdim. Bizden önce orada olacaklar. Basınla da ilgilen Özgür. Oraya gittiğimde kimseyle karşılaşmak istemiyorum. Dert etme, şimdi hallediyorum ben onu. Bekir, o adamı bulacaksınız. Yasemin'i kaçıran, o cesedi evimin önüne atan adamı bulacaksınız. Timur Bey, biz... Biz ne? Biz ne? İşini adam gibi yapsaydın bütün bunlar olmayacak, değil mi? Timur Bey, haklısınız. Ama siz de bize yardım edin. İşbirliği yapalım.
Bir sürü insanla çalışıyorsunuz. Yani bunca yıldır mutlaka biriyle ters düşmüşsünüzdür. Siz bana o isimleri verin. Ben tek tek araştırayım, adamı önünüze getireyim. Şu ifade işini halledelim. Bekir sen benimle gel. Adem burada kal. Ev sende. Ulan maşallah, Allah seni bağışlasın. Kurban olayım sana, su gibi ömrün olsun. Oğlum hadi sen çık biraz dışarıda oyna, tamam? Yakında babasına kavuşacak inşallah. İnşallah abi, inşallah. Vallahi kaç gündür yalan söylüyorum çocuğa da. Ya görüyorsun bu Yasemin ne yılan. Ortaya çıktığından beri çocuğun başı beladan kurtulmadı. Sen hiç merak etme bacım. Ahmet'imizi Yo Timurların elinden alacağız Allah'ın izniyle. Sana o ihbarı boşuna yaptırmadık. Bacım, şunu al bulunsun. Bundan sonra maddi manevi ne ihtiyacınız olursa abiniz buradadır. Geldiğinde Ahmet'in yüzüne nasıl bakarım sonra? Allah razı olsun. Ya abi, siz bana bu ihbarı yaptırdınız ama bizim başımıza bir iş açılmasın sonra. O Timur denen adam bize bir şey yapmasın. Hiç merak etme. Polisler Ahmet'imizi Timur'un elinden çekecek, alacak. O Timur da hapse girecek. Sen gönlünü ferah tut. Biz arada uğrarız yine. Bir sonra neden olursa ne sen bizi tanıyorsun ne biz seni tanıyoruz. Anlaştık. Şimdilik. Hadi Allah'a emanet. Hayırlı haberlerle inşallah. İnşallah. Kapat yenge, kapat. Cereyan yapmasın. Ulan gördün paraya nasıl atladı. Ahmet bununla nasıl yaşamış oğlum? Kurtarmışız biz çocuğu. Hadi bak, benim işim gücüm var biraz yoğunum. Ben uğrayamam. Sen arada buraya gel, gözün kulağın bu avradın üstünde olsun. Gerekirse biraz yemle, taklaya gelmeyelim, tamam? Tamam abi. Abi! Ulan! Ya oğlum ben sana ortalıkta dolaşma demedim. Ya Sinan ne işi var bunun burada ya? Abi dedin de. Dedin. Maniye dibinde dolaşıyorsun. Abi temizim ben. Kimse yok peşimde. Dikkat ettim. Hem ayıpsın. Öyle olsa ben fark etmez miyim abi? Ya fark edersin, fark etmezsin kardeşim. Kumar mı oynuyoruz? Ya bak benim kafamı bozma. Benim başımı belaya sokma. Uza buradan, toz ol, yok ol. Kaybol ula, kaybol hadi. Abi gideceğim. Tamam, bir dinle. Bu Timur'un adamları her yerde Ahmet'i arıyorlarmış. Yani bizim de peşimize düşmesinler abi. Ahmet karaya vurdu oğlum. İhaleyi de Timurlara kitlemişiz. O mevzu tamamdır. Sen hiç kafanı yorma, korkmana gerek yok. Sen benden uzak dur, bana bulaşma. Çok rica ediyorum. Turgut de oğlum hala buradasın. Kaybol. Ne diyorsun? Bak şuradaki de var abi. Bu da böyle. Aha. Burada da aynı adam. Böyle de bir fotoğraf var. Bu da diğer profil. Turgut'u zaten biliyoruz, yanındakine bakalım. O zaman ben emniyetteki çocuklara bir gideyim. Bu arkadaş kimmiş iyice öğrenelim. Adem'i arayayım mı abi? Yok. Neyin nesi, kimin fesi iyice bir öğrenelim. Ondan sonra. Hadi eyvallah. Eyvallah. Benim seni bir yerden gözüm ısırıyor ya. Dur bakalım.
Aradığınız kişiye şu an... Neredesin Kunduz ya? Yasemin. Hala anlatmak istediğim bir şey yok mu? Çünkü işler artık kontrolden çıkmaya başladı. Farkında mısın bilmiyorum. Hayır yok. Sana bildiğim her şeyi anlattım. Aklım almıyor ya. Önce ikimizin videosu ortaya çıkıyor. Yetmedi senin bilgisayarından gönderilmiş olduğunu anlıyoruz. Sapanca'dan döndük. Burada evin önünde bir ceset var ve sen hala hiçbir şey bilmiyorsun öyle mi? Sen benden şu an ne istiyorsun Adem? Gerçeği Yasemin. Bütün her şeyin merkezinde, olan biten her şeyin merkezinde sen varsın. Neden? Madem masumsun anlat. Ben gerçekten kimin yaptığını ya da kimden şüphelenmem gerektiğini bilmiyorum. Yakınında biri Yasemin. Her kimse yakınında biri. Ve bu kilidi açacak tek kişi sensin. Her ya da geç. Evdeki güvenlik ekibi cesedi bulunca hemen beni aradı. Ben de polisi aramalarını söyledim ki öyle yapmışlar. Eve gittim bir gördüm ki ceset Ahmet'e. Karımın kuzenine ait. En son ne zaman görmüştünüz? Çok oldu. Tahminen? Ne diyeyim şimdi? 2 sene, 3 sene. Eşiniz görüşüyor muydu? Yok, onlar pek görüşmez. Yalnız Ahmet beni aradı. Başının dertte olduğunu söyledi. Ne derdiymiş o? Ben de sordum derdin ne diye ama... telefonda konuşmak istemedi. Başı belki paraya sıkışmıştır dedim. Kalktım evine gittim. Kapıyı karısı açtı. Ahmet evde yokmuş. Birkaç gündür ortalıklarda görünmüyormuş. Ben de dedim herhalde başını bir belaya soktu. Eğer görüşebilirsem, konuşabilirsem yardımım dokunur dedim kadına. Demem ki ceset evimin önüne nasıl gelmiş hiçbir fikrim yok. Peki şu ihbar onu alıkoyduğunuza dair neden yapılmış olabilir? O sorunun cevabını umarım siz bulacaksınız. Sahile bakan kamerayı açsana. Ha tamam. Oynat şimdi. Bir dakika. Efendim abi. Seninkiler emniyette. Ha aynen abi. Timur Bey'in ifadesini alacaklarmış. Hayırdır? Sen orada mısın? Hayırlı olacak inşallah. Elimde bir dosya var. Ne o? Mekana gel. Orada görürsün. Tamam, geliyorum. Fatih. Efendim abi. Sonra devam edelim. Sen istersen bir göz gezdir. Çok kötü gözüküyorsun. Yakın mıydın kuzenine? Yok. Ben senelerdir görmüyordum.
Olsun. Gene de kötü bir şey aileden birini kaybetmek. Başın sağ olsun. Sağ ol. Ay neler olmuş ya? Yol git git bitmedi. Ay basın bülteniyle falan uğraşırken tam konferans harika oldu derken şu olana bak ya. Ya Sevincim, başın sağ olsun. Sağ ol. Ya kusuruma bakmayın, benim başım ağrıyor, biraz uzanacağım. Tabii tabii, dinlen. Gökçe, canım sen nasılsın? Ben bahçeye çıkayım, aklım Ece'de kaldı. Ece'de mi? Neden? Neden ki? Ya benden her şeyi öğrenmek zorunda değilsin ya. Üf. Gökçe Hanım, ben de size teşekkür etmeye gelecektim. Çok iyi oldu sizi gördüğüm. Yani bu nasıl söylenir bilmiyorum ama... ya aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum. İyi ki Ece görmedi o cesedi. Yok yok yok, hiçbir şey görmedi. Ben direkt uzaklaştırdım zaten onu. Ya öyleymiş. İyi ki yanındaydınız. Çok teşekkür ederim. Keşke biri de beni uzaklaştırsaydı. Hayatım boyunca unutamayacağım bir manzara. Oturmaz mısınız? Olur. İnsan unutmak istediği ne varsa daha çok yaşıyor bu hayatta, bilirim. O yüzden her zaman paylaşacak, konuşacak birine ihtiyaç var. Eğer siz de yalnız hissederseniz, yani hissetmezsiniz tabii ama... olur da paylaşmak isterseniz bizim kapımız size her zaman açık. Teşekkür ederim. Şu sıralar herkesin bir terapiye ihtiyacı var zaten. Yasemin de çok kötü. Tabii, o da neler yaşadı üst üste, kolay değil. Yani evet ama şey, o ölen adam Yasemin'in kuzeniymiş. Ne? Kuzeni miymiş? Tahminler uzun sürdü. Normal mi bu? Rahat olun Özgür Bey. Normal prosedür. Ortada Timur Bey'i suçlayabilecekleri hiçbir şey yok. Geliyor işte. Sizin için senden haber bekliyorum canım. Tamam canım. Kolay gelsin. Nasıl geçti? Bir sorun yok değil mi Timur Bey? Yok. Her şey yolunda. Konuşulması gereken her şeyi konuştuk. Artık bekleyeceğiz. Adem'den bir haber var mı? İhbar edeni bulmuş mu? Ses yok henüz. Şirkete geçeyim. Ahmet'in karısı neden böyle bir ihbar yapsın? Karısına bunu yaptıran kim asıl? Cevabı biliyoruz galiba. Çok iyi bir tahminimiz var. Kim bu? Kod adı Kunduzi. Muhterem'in dosyası da oldukça kabarık. Oho. Bir sürü parmak izi, nüfus kağıdı, farklı farklı isimler. Ne diyorsun? İşini biliyor. Ben bu adamı nereden hatırlıyorum ya? Efendim ya? Bir şey demedim abi. Her taşın altından çıkabilecek binbir suratlı biri. Birkaç kere kıstırılmış ama her defasında paçayı kurtarmış. Para için herkes de çalışır. Bizi Timur'un düşmanına götürecek adam bu diyorsun. Anlat bakalım ne oldu? Direkt anlatacak olursak Timur Bey ifadesini verdi. Evde herkes endişeli, kaygılı. Prensesimizle daha görüşmedik ama muhtemelen o da üzgün ve endişelidir.
Efendim? Başımız sağ olsun prenses. Bana numara yapma Kunduzi. Ahmet'i sen öldürüp attın oraya. Ya sen ne diyorsun? Ahmet benim elimde büyüdü. Kardeşimdir. Onun canına nasıl kıyarım ben? Yalan söylüyorsun. Ya beni delirtme. Günlerdir bir deliğe saklanmışım. Kocan beni avlamasın diye. Kardeşim ölmüş. Cenazesine gidemiyorum. Karısına, çoluğuna, çocuğuna bakmaya gidemiyorum ya. Nalet gelsin seninle tanıştığım güne. Kocam kardeşimi öldürdü. Ahmet'im gitti. Sıra bana da gelecek diye ödüm karışıyor. Bak, bak sana son kez söylüyorum. Eğer beni okursan hepinizi tek tek yok ederim. Önce o korumanın kızından başlarım, anladın? Bakalım Yasemin bu adamı hatırlayacak mı? Tanıyorsa ve doğruyu söylerse elimiz çok güçlenecek. Doğruyu söylerse evet. Yasemin Hanım çözülürse Timur'la ilgili de güçleneceğiz. Vallahi Timur sağ solu belli olmayan bir adam. Yani belli ki çok düşmanı var. Onun için organizasyonlarda yeri büyük. Ama bakalım bu defa ne yapacak? Böyle sessiz oturacak mı? Yoksa hesap mı soracak? Bence geri adım atmaz. İşin içinde kızı var çünkü. Hani ben de olsam aynı şeyi yapardım. Taviz vermezdim. Biz asıl hedefe bakarken yanındakileri kaçırmayalım ama. Kim? Bekir mi? Aynen. Bu işe ne kadar dahil? Yani Bekir iyi askerdir. Tamam gücü sever ama nerede duracağını da bilir. Gerçi elini kirletmekten de korkmaz aslında. Öyle bir şey de var. Sen bu aralar yine de ona da dikkat et. Gözünü üstünden ayırma. Tamam. Beyler. Şu sıralar her konuyla ilgili ekstra dikkatli olun. Haberleşme, telefonlar, sevkiyatla ilgili aksiyon. Hep sessiz halledilsin. Yoksa herkes başımıza toplanacak. Polisin işine gelecek tabii. Didik didik edecekler bizi. Yok. Bu fazla sürmeyecek. Şu ceset olayı ortadan bir kalksın. Daha fazla adama ihtiyaç var mı sevkiyat için? Sakın. Yeni kimseyi almayalım aramıza. Kimin ne olduğu belli olmaz. Bekir. Adem'in yakasına yapış. Bir an bile boş bırakma. Nerede, ne yapıyor hep bilelim. Derdimiz yokmuş gibi bir de dürüstlük abidesi sardık başımıza. Hiç merak etmeyin. Askerdeyken falan da ben zaten nefes aldırmazdım onun için. O bilirdi tabii eğitimlerde en iyisi oydu diye ama... Ben hep ensesindeydim Timur Bey. Merak etmeyin, Adem bende. Özgür, Ferhat'la ilgilen. Bir bak bakalım ortakları bu sevkiyatla ilgili bir şey sızdırmış mı? Sanmam Timur. Bu işin ortaklardan gizli yapılacağını biliyordu zaten. Geç bunları Ferhat, geç. Yemekler yenilmiş, benden habersiz iş yapılmış. Yok öyle. Madem yaptın sonuçlarına katlanacaksın Timur gibi. Öyle. Kimle iş yaptığınızı unutmayın diye aradım. Öpüyorum seni. Bir daha gelince mutlaka ara, olur mu? Eyvallah. Eyvallah canım. Benden habersiz sevkiyata. Kimin malını kimden çalıyorsun? Daha bunlar iyi günlerin Timur Efendi. Daha iyi günlerin. Bir ipucu buldum. Evet. Eve geliyorum. Konuşmamız lazım.
geldi, babam geldi. Babam sandım da. Şirkete geçmelere gerekmiş. Ama az önce konuştum, birazdan gelirler. Merak etme yani. Sonunda iyi bir haber. Sen nasılsın bu arada? Ben mi nasılım? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Kafayı yemek üzereyim. Sonuçta herkes her gün bir ceset görmüyor. Ben böyle büyüdüğümü falan zannediyordum. Güçlü biriymişim gibi sanıyordum. Halime bak. Ne varmış halinde? Ya yemek bile yiyemiyorum. Yemeden içmeden kesildim resmen. O görüntü böyle gözümün önüne geldikçe kanım donuyor. Neyse ya. Küçücük bir çocukmuşum yani. Onu anladım. Kay bakayım. Sen hayatında ilk defa böyle bir manzarayla karşılaşıyorsun. Bu tepkileri vermen çok normal. Ki inan bana, senin yerinde başkası olsa oho, ben neler gördüm. Ayrıca bak yanında güçsüz, küçük, korumasız bir kızın hemen gözünü kapatmışsın. O da böyle şeyler görmesin diye. Bu ne kadar cesurca bir şey. Sen zannettiğinden çok daha güçsüzsün Gökçe. Kendine haksızlık etme. Ayrıca bir baba olarak sana ne kadar teşekkür etsem az. Ece için yaptıkların çok kıymetli. İyi ki yanında sen varmışsın. Sahildeyim. Hadi içeride bekle. Gelirler birazdan. Teşekkür ederim. Nasılsın? Aynen. Değişen bir şey yok. Bu fotoğraftaki adamı hiç gördün mü? Tanıyor musun? Yasemin, bu adamı tanıyor musun? Tanımıyorum. Daha doğru düzgün bakmadım bile. Yok, baktım. Tanımıyorum. Seni kaçıran adam bu. Ahmet'in patronu. Ve büyük ihtimalle Ahmet'in katili de bu. O yüzden bir şey biliyorsan bana söylemen çok önemli. Böyle ısrar edince cevabım değişmeyecek. Tanımıyorum dedim. Hoş geldin. Var mı bir gelişme, bulabildiniz mi bir şeyler?
Yani bir şeyler bulduk sayılır da net değil. Aç mısın? Yerim bir şeyler. Ece nerede, odasında mı? Kitap okuyor. Adem, niye bana hiçbir şey anlatmıyorsun? Niye ben bu kadar önemli bir şey başkasından öğreniyorum? Emin, bak yorgunluktan ölüyorum. Adam akıl sor Allah aşkına. Şu bulunan ceset Yasemin Hanım'ın kuzeniymiş. Hani bana anlattığın onu kaçıran. Ya bak huyumu biliyorsun, endişelenmeni istemediğim için. Endişelenmemi istemediğin için mi eve kurşun yarasıyla geliyorsun? İşler bu kadar dallanıp budaklanmışken niye bana hiçbir şey anlatmıyorsun? Ya üstesinden gelemeyeceğim bir şey değil biliyorsun. Üstesinden gelemeyeceğim bir şey değil dedikçe işler daha kötüye gidiyor. Farkında mısın? Artık ben tehlike nereden gelecek kestiremiyorum. Nevin, benim işim bu. Peki benim işim ne? Bütün gün evde seni mi beklemek? Yaralanma haberini mi beklemek? Ölüm haberini mi beklemek? Yıllarca bunu yapmadın mı zaten? Hani bunları geride bırakmıştık? Ha? Bu mu olacaktı yeni hayatımız? Ben yemeği ısıtmaya gidiyorum. Yasemin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen nasıl oldun? Üzme kendini daha fazla. Kuzenin ne ektiyse onu biçti. O yüzden o adam için canını sıkma artık. Emniyettekiler ne dedi? Kim yapmış? Ellerinde hala bir şüpheli yok sanırım. Ama bulacaklar. Merak etme. Aklımda ne varsa sor. Dinliyorum. Sen mi yaptın? Sen mi öldürdün Ahmet'i? Merak etme. Ahmet'i öldüreni, seni kaçıranı, benim canımı sıkmaya çalışanı bulacağım. Sen de öğreneceksin. Sana söz veririm. Ben de seni seviyorum. Bu fotoğraftaki adamı hiç gördün mü? Tanıyor musun? Kod adı Kunduzi. Muhterem'in dosyası da oldukça kabarık. Her taşın altından çıkabilecek binbir suratlı biri. Birkaç kere kıstırılmış ama her defasında paçayı kurtarmış. Para için herkes de çalışır. Tanıyorsa ve doğruyu söylerse elimiz çok güçlenecek. Doğruyu söylerse evet. Tanımıyorum. Daha doğru düzgün bakmadım bile. Yok, baktım. Tanımıyorum. Ha,
Anneanne söyleme dedi. Onun için. Sürpriz sadece senin için. Ama bak isim misim bir şey yazmamış bu adam. Benim de çok arkadaşım var ya hani. Nasıl bir şeye benziyordu bu adam hatırlıyor musun? Bilmem. Büyük bir adamdı işte. Büyükten kastın yaş olarak mı yoksa uzun boylu muydu? Nasıldı? Boyu uzundu. Günaydın. Benim sincapım erkenci miymiş? Şişt. Hayırdır? Sabah sabah çizgi film falan. Annen duymasın ben söyleyeyim. Sen söylemezsen ben de söylemem. Allah Allah laflara bak. İyi hadi bu seferlik söylemem. Anlaştık. Bir şey diyeceğim. Madem ikimiz de erkenciyiz. Hadi kahvaltıyı birlikte hazırlayalım olur mu? Baba 5 dakika daha bitecek zaten. İyi, ona da tamam. Ama bütün işi bana yıkmak yok. Ona göre 5 dakikaya bekliyorum. Tamam, gelirim. Ya baba ya, çekil en kalık yeri. Geldin mi? Ne yapalım? Bilmem. Ne istersin? Bilmem. Omlet yaparız. Tamam. Hani sen bana geçen bir yumurta göstermiştin videoda. Böyle altı fokur fokur kaynıyordu, kabarıyordu. Neydi o? Hangisi? Japon omleti miydi? Neydi? Ha, tamam. Nasıl yapacağız ki? Bir şey yaparız. İnternetten bakarız. Bak telefonum orada. Amca, hani bana pamuk şeker almıştı ya, anneme söylememiştik. Zorumuzdu. Ha tamam hatırladım. Peki emin misin o amca bu amca mı? Hı hı, sana sürpriz yapmıştı. Tuz versene bana. Günaydın. Günaydın. Bir yere mi gidiyorsun sen? Ahmet'in evine taziyeye gideceğim. Sence iyi bir fikir mi? Ortalık biraz yaratışsın. Beraber gideriz. Ailesinin yanında olmam iyi gelir bana. Yasemin. Tam cenaze günü. Bütün ilgi senin üzerinde olacak. Olmaz. Ne olursa olsun gideceğim. Yarın giderim. Benim programım uygun değil. Ancak yarın katılabilirim sana. Ya Timur anlamıyorsun galiba. Ben bugün gideceğim diyorum. İyi çocuklara söyleyelim. Hazırlık yapsınlar. Hayır öyle bir şeye gerek yok o kadar kalabalığa. Mahallede daha çok ilgi çeker. Maalesef artık böyle kararlar alma lüksümüz yok Yasemin. Ya ben Adem'le gidip gelirdim. Anlamıyorsun. Peşimizdeki her kimse sana bir daha yaklaşmasına müsaade etmeyeceğim. O kadar.
Günaydın. Günaydın Adem. Ne haber? Ne olsun? Var mı bir durum? Bir sıkıntı yok. Ece nasıl? İyi. İyi şükür. Yeni bir haber var mı? Var. Timur Bey'in yanına geçiyordum bilgi vermek için. İstersen gel. Mevzu ne? İhbar yapanı öğrendim. Beyler günaydın. Günaydın. Günaydın Timur Bey. Adem ihbarı yapanın kim olduğunu öğrenmiş. Kim? Ahmet'in karısı. İsminizi o vermiş. Niye yapsın ki böyle bir şey? Geçen gün beraber gittik. Konuştum, sen de oradaydın. Niye böyle bir şey yapsın? Bir akıl hocası olduğu kesin. Belli. Kimlerle görüşmüş teker teker tespit edin. Ona akıl verebilecek herkesi bulun, konuşun. Bugün cenazesi var. Yani başı kalabalık olur. Biraz toparlasın, sakinleşsin, konuşacağım. Bugün orada olacaksın zaten. O yüzden fırsatını bulursan erteleme, konuş hemen. Anlamadım. Bugün neden oradayım? Yasemin gitmek istiyor. Timur Bey, bu iyi bir fikir değil. Ben de aynısını söyledim. Ama dinletemiyorum. Israr etti, kırmak istemedim ben de. Anladım. Adem, yanından bir saniye bile ayrılma. Tehlikenin nereden, kimden geleceğini asla bilemeyiz. Başınız sağ olsun. Sen hangi yüzle geldin buraya ya? Ha? Hangi yüzle geldin sen buraya? Ha? Kocamın katili sensin. Hangi yüzle geldin buraya? Sen hayatımıza girdiğinden beri korkuyla yaşar olduk biz. Sen korumalarına gezerken kocam beni toprağın altına girdi. Geldiniz siz de yanımıza. Yardım edeceğiz dediniz. Bak, cenazesi geldi evimize. Pardon, deminler çıktı ölüsü. Bu muydu sizin yardımınız? Gelmişsin bile, başın sağ olsun diyorsun. Ben böyle olsun istemezdim. Gerçekten çok üzgünüm. Ne üzgünü ya? Nasıl olsun istiyordun peki? Benim üzgünüm benden. Bak çocuğuma babasız bıraktın. Yetim bıraktınız. Benim üzgün. Bir de gelmiş üzgünüm diyor bana. Defol git evimden. Defol git. Katil. Kocamın Azrail'i sensin, defol. Defol! Katil! Bir dakika baba gelmiş!
Hadi. Seninkiler arkalarına bakmadan gidiyor. Şimdilik bir sıkıntı yok. Sen yine oralardan ayrılma Sinan. Ayak ol gözünü seveyim. Tamamdır abi. Bizimle uğraşan her kimse belli ki akıllı bir adam. Ferhat'ın sevkiyatında başımıza gelenler de onun yüzünden. Altınlarda kuryemizin deşifre olması da. Doğru. Aslında aklımda bir isim var. Abdullah. Neden? Neden yürüyen bir işe çomak soksun ki? Bilmiyorum. Ama öğreneceğiz. Önce emin olmamız lazım. Nasıl emin olacağız? Yem atacağım beyefendiye. Başımıza gelenleri bütün detaylarıyla anlatacağım. Panikleyip geri çekilirse aradığımız adam o. Çekilmezse Timur Bey? O zaman aramaya devam edeceğiz Bekir. O da el mahkum bize yardımcı olacak. Çünkü bugün bizi yıkan... Yarın onu yıkar. Biraz daha iyi misin? Temiz hava iyi geldi, sağ ol. Beni korumak için boşuna bekliyorlar orada. Bir tek sen gerçeği biliyorsun. Timur'un aradığı düşman benim. Abi, Ahmet'i sen öldürmedin ki. Hayır, ben öldürmedim ama sebep oldum. Ve karısı haklı. Onu bu işin içine sokmasaydım şu an karısı ve çocuğuyla birlikte olacaktı. Bu kadar yüklenme kendine. Sen kimseyi zorlamadın. Ama bu vicdan azabıyla yaşamak çok zor. Keşke kaderime razı olsaydım. Bu Timur'un yaptıklarına göz yumsaydım ama bu oyunlara karışmasaydım keşke. Böyle olacağını bilemezdim. Hayır, bilemezdim ama düşünebilirdim. Kimseyi peşimden sürüklememeliydim. Hadi biraz toparlan istersen. Bak, yıllardır görmediğim bir kuzen için bu kadar üzülmen dikkat çekebilir. Bak, hayatımda o kadar çok yalan var ki hissettiğimi bile yaşayamıyorum. Efendim Rasim abi. Ne yaptın Adem? Yasemin Hanım'a fotoğrafı gösterebildin mi? Ya gösterdim de cevap alamadım. Cenaze evinden çıktık. İyi değil yani şu anda. Anladım. Yalnız Adem. Efendim abi. Emniyetten kulağıma fısıltılar geliyor. Tutuklama olabilirmiş. Kim?
Timur Bey mi? Daha işimi öğrenemedim. Tamam, anladım. Sağ ol. Evet Timurcuğum, çağırdın, işi gücü bıraktım, geldim. Neymiş bu anlatacağın önemli konu? Seni çok yakından ilgilendiren bir konu. Allah Allah. Şimdi daha çok merak ettim. Aramızda hain var. Nasıl yani? Nereden çıkardın bunu? Bir süredir şüpheleniyordum. Hele ki en güvendiğim kuryelerden bir tanesi altın sevkiyatında deşifre olunca ben de ortalığa bir yem attım. Nasıl bir yem? Sevkiyat yaptım. Ferhat'la, el altından. Ortaklardan habersiz. Neyse, sevkiyat patlatıldı. Mallar çalındı. Kimden şüpheleniyorsun? Herkesten. Ben bugünlere böyle geldim. En yakınımdan bile şüphelenerek. Demem o ki gözün kulağın açık olsun. Bugün beni sistemden çıkartmaya çalışan yarın seni çıkartır. Bulalım bu haini. Çıkartalım ortakların karşısına. Cezasını onlar versin. Tamam. Dikkat ederim. Ya da bulunca bu şerefsizi bir sıkalım kafasına, atalım denize, hangi kıyıya vuruyorsa. Ne diyorsun? Sence Abdullah mı? Bakacağız Özgür. İlk hamlesini bir yapsın da. Kunduzi, işleri rolantiye alıyoruz. Anladın mı? Sahneden çekiliyoruz. Şimdi Abdullah Bey, pardon, çok affedersiniz, biraz uyukluyordum, tam toparlayamadım. Neden çekiliyoruz? Ya dibine kadar geldik, vurduk, öldürüyorduk. Timur'la anlaşmaya mı vardık yoksa? Ulan sana ne? Emirlerini sorgulama, yap. Ortalıkta da fazla görünme, kaybol. Yasemin'le de iletişimi kes. Ya bu herif şimdi neden geri vitese geçti? Ne? Kuzeni miymiş ölen? Ne olur sus. Sus teyze. Nevin. Bütün bunlar Adem'in başına kalmasın. Tamam teyze, kapa bu konuyu. Ben seni buraya bunu konuşmak için çağırmadım. Tamam. Ay sanki bunlar her gün konuştuğumuz şeyler de Nevin yani. Yok kızım yok, bu böyle olmaz. Adem bıraksın bence işi. Ya söylüyorum zaten bırak diye ama dinlemiyor işte. Adem bir kere söz verdi mi öyle kolay kolay vazgeçmez. Vazgeçtiğinde de... Teyze bir şey diyeceğim. Burası çok karışık bu aralar. Bir defa daha başımıza bela olmaz değil mi? Yok kızım yok. Ya kapandı gitti. Kaç senelik mesele o. Alacak verecek kalmadı Ferda'yla. O şimdi hapisten çıkıyordu. Parasız kalmıştı ya, öyle bir yokladı. Tamam. Kaybolur gider o. Peki ya kaybolmazsa? Ya ailemin dağılmasına sebep olursa? Kızım sen keyfinden mi yaptın bütün bunları? Ya keyfimden meyfimden bir şekilde oldu sonuçta. Öyle.
Bak ne diyeceğim. Sen acaba uygun bir dille Adem'e söylesen mi ha? Belki bir şey demez. Neyse neler söylüyorsun, daha neler ya? Ya kızım adam seni seviyor. Ya kızına da bayılıyor. Affeder belki. Bunlar öyle kolay kolay affedilecek şeyler mi Allah aşkına? Bir ilişkiye sır soktuğumu bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bir tek senin sırrın var sanki Nevin. Belki Adem'in de bir sırrı var. Senden saklıyor, ne biliyorsun? İnsanlık hali kızım. Sonuçta insanız hepimiz, insan. Ben çayları tazeleyeyim. Ne? Yasemin Hanım. Fotoğraf sende kalsın. Belki bir şeyler hatırlarsın. Nevin. Gel gel. Ne oldu teyze? Kız Adem bir şey verdi o kadına. Ya ne diyorsun teyze? Bak bu adam çok tehlikeli. İpin ucu kaçarsa iş kontrol edemeyeceğimiz yerlere gider. En ufak bir şey hatırlamam bile önemli. Az önce bir sürü afra tafra yaptın kızım sen bana. Biz biliyoruz da bir şey söylüyorsa herhalde. Bak bu adam çok tehlikeli. İpin ucu kaçarsa iş kontrol edemeyeceğimiz yerlere gider. En ufak bir şey hatırlamam bile önemli. Sakın kocanı, o fedaini falan benim üstüme salmayasın. Eğer bir kişiye bahsedersen benim hiç görmediğin bir yüzümle tanışırsın. Önce o ufak kız çocuğundan başlarım. Neydi adı, Ece miydi? Hayır, sakın. Böyle bir şey yapma. Sakın diyorum bak. Sakın, sakın nedir? Sen akıllı olacaksın. Sen evdeki şiddetten kaçıyorsun, başka bir şiddete sığınıyorsun. Üstelik bunu kendin planlıyorsun. Ve şimdi senin yüzünden benim kızım tehlikede. Bak kızımın başına bir şey gelirse... Ben onun saçının tenine zarar gelmemesi için kendi hayatımdan vazgeçerim. O kadar kolay değil prenses. Bırak kolunu. Kunduzi'ye elini veren kolunu kaptırır. Hepinizi tek tek yok ederim. Önce o korumanın kızından başlarım. Anladın? Bak... Seni korumamı istiyorsan bana karşı dürüst olacaksın. Unutma bunu. İyi geceler efendim. Nasılsınız? Çok bekletmedim umarım. Güzel. Hızla konuya geçelim o halde. Öncelikle asla durmamamız gereken bir haldeyiz. Bu net. Bunlar işi özellikle yavaşlattılar. Ben bu süreci işlevsel olarak kullanabilirim. Zira Abdullah bana tam anlamıyla güveniyor. Yani beni kullandığını zannediyor. Bunun yanında Timur Abdullah'tan, Abdullah Timur'dan şüpheleniyor. Ki bu durum bizim operasyonumuz için bulunmaz bir nimet. Evet.
görev ister misin hayatım? Mücadele çok güzel olmuş. Ben istiyorum ama kahverengi olanlardan çok olsun. Dur bakayım. Hah, al kahverengi. Şehriye kızım onun adı. Sen teyze? Ha yok, doydum ben. Kesenize bereket. Anne keser misin? Adem, geçmiş olsun oğlum. Neler gelmiş gene başınıza öyle? Sağ olun. Senin işin de zor be oğlum. Çok endişeleniyorum ben. Aklım sizde kalıyor vallahi. İyiyiz biz, merak etmeyin. İyisiniz tabii. Nevin'le hep sırt sırta veriyorsunuz, birbirinizi destekliyorsunuz. Aile dediğim böyle olur işte. E kolay mı senin işini de destekleyen, sorun çıkarmayan eş bulmak değil mi? Yemeğinizi soğutmayın. Ha yok, doydum ben oğlum. Allah bunu bozmasın inşallah. İnşallah teyze. Oy teyzesinin kuzusu. Pardon. Efendim Yasemin Hanım. Müsait misin? Evet. Gecesi gündüzü de yok maşallah. Timur eve gelmeden seninle konuşmak istiyorum. Tamam. Görüşürüz. Ya benim çıkmam lazım. Size afiyet olsun. Sincap, beyazlardan da ye. Yasemin. Benim babam yıllardır hapishanede ve bu zamana kadar ondan hiçbir şey istemedim. Ta ki bu planı yapınca birilerine ihtiyacım vardı, tehlikeli birilerine. Tamam. Peki Kunduzi'nin adını o mu verdi? Yok, yok. Ahmet verdi. Benim patronum her şeyi halleder dedi ve Kunduzi ile bir görüşme ayarladı. Ben ne istediğimi açıkladım. Ve ilk başta inanmadılar. Ama benim ne kadar ciddi olduğumu görünce... Paranın da kokusunu alınca... Kabul ettiler. Sonra sen işe başladın. Ayağına dolanmamdan korktu. Bu yüzden Ece ile mesaj yolladı. Eğer onlardan bahsedersem... Beni Ece ile tehdit etti. Bu yüzden bana tanımıyorum deyip durdun. Ya ben gerçekten ne yapacağımı bilemedim. Sadece beni tehdit etse, ben ölsem tamam ama... böyle masum insanları bu işin içine çekmesinden korkuyordum. Ece'ye gerçekten zarar verebilir. Ece'ye zarar veremez. Ben buna izin vermem. Ne yapacaksın? İyi akşamlar Timur Bey. Gel Bekir.
Adem'le konuşabildiniz mi? Hangi konuda? Bu olup bitenlerle ilgili bir rahatsızlığı var mı? Nasıl bir rahatsızlık? Şöyle sorayım Bekir. Bizim diğer işlerimizle ilgili bir sıkıntı yaratır mı? Yani Timur Bey biliyorsunuz madalyalı bir asker. Dürüstlük abidesi. İyidir, hoştur ama bence sınırları var. Onu yanımıza çekip kontrol altında tutmamız lazım. Diğer işlerden haberi olmaması lazım. Adem zeki bir adamdır ama bir yolunu bulabilirim. Bul Bekir. Herkesin yumuşak bir karnı var. Bana nereye vuracağımı söyle. Nerede herkes Nesibe abla? Vallahi bilmiyorum kızım. Yani iki gündür kimse inmiyor yemeğe. Boşu boşuna sofra kuruyoruz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Timur Bey. Hoş bulduk. Ne haber güzelim? İşte. Yasemin nerede? İnmedi mi yemeğe? Ben bahçede gördüm az önce. Çağırayım istersen. Bir çağır, hep beraber olalım. Hadi. Tamam. Kolay gelsin. Buyurun efendim. Bak dediğim gibi çok daha büyük planın peşindeyim aslında. Tabii seni korumak da benim görevim. Yanlış anlama. Ama işin aslı anlattığım gibi. Bak Yasemin. Sana ne kadar karanlık bir örgüt olduklarını anlattım. Ve ucu kim bilir nerelere dayanıyor. Ama ben istediğim kanıtları elde edebilirsem hem benim planım hem de senin bu yeni hayat planın gerçekleşmiş olacak. Ama sen Timur'a ne bileyim şiddetten dava açarsan bunun kazananı sen olamazsın. Timur bir şekilde yırtar. Maalesef böyle. Bak daha büyük, daha organize bir suçtan içeri girerse işte o zaman o istediğin özgürlük senin olacak. Bunun için benimle işbirliği yapman şart. Yeni bir hayat istiyorsan işte sana teklif. Yani tabii bunu hemen cevaplaman gerekmiyor. Biraz düşün istersen. Karar senin. Yok, benim düşünmeme gerek yok. Yapalım. Ben de. Niye? Ne oldu ki? Yemek hazır. Hadi gidelim. Ha, evet. Ben de bütün gün bir şey yememiştim. Hadi gidelim. Efendim Rasim abi. Adem. Polisler yarın yine gelecek. Hayatım, hiç bahsetmedim bugünden. Cenaze evi ziyareti işte Timur. Ne olacak? Hem korumalarından öğrenmişsindir. Öğrendim. Kötü olmuşsun bayağı. Üzüldüm. Ya, tabii ki kötü oldum. Karısı, yetim kalan çocuğu. Ya, perişan haldelerden. Ve buna ben sebep olmuşum gibi hissediyorum. Ne alakası var Yasin? Sanki sen dedin gel kaçır beni diye. Afiyet olsun size. Ne güzelim, daha yemedin hiçbir şey. İştahım yok baba. Evet, portakal suyumuz hazır. Kahvemiz tamam, çayım hazır.
Böyle erken kalkınca tabii bütün işler tıkır tıkır yolunda gidiyor. Sevdim ben bu yeni halimi be. Vallahi. Nesim Şiko'dan bile erken uyandım. Ama şuna birazdan mı ceviz koysam ben ya? Ne oluyor ya sabah sabah? Kimse... Ya Fatih bak rimellerim bozulacak. Eğer sen çok... Günaydın Timur Bey. Günaydın Fatma. Hayırdır? Bilin bakalım aşağıda kim var? Kim var? Bence aşağı inip sürprizini kendin gör. Hello ablacığım. Furkan. Kahvaltıyı o kadar özlemişim ki sizde yenmeden başladım. Hoş geldin. Niye haber vermedin? Bu kavuşmayı enişteme borçluyuz. Hoş geldin. Çok özlemişim seni. Anne canım benim. Hadi kahvaltıyı herkes, hadi. Günaydın abi. Günaydın. Emniyetten yola çıktılar az önce. Haberin olsun. Bugün mesai erken başladı. Hadi hayırlısı. Adem. Kendine dikkat et evladım. Merak etme. Afiyet olsun. Teşekkürler. Furkan evladım iyi ki geldin. Çok sağ olun. Bak ne güzel sürpriz oldu değil mi? Sürpriz benim işim. Söz konusu ablam olunca makam sular duruyor benim için. Bu kadar değer verdiğin ablanın sözünü o yüzden mi dinlemiyorsun sen? Abla geldim işte tamam. Hem sen beni özlemedin mi? Tamam seninle konuşacağız. Sağ ol Fatma. Ne kadar kalacaksın burada? Nasıl sözü? Ayıp. Burası Furkan'ın evi. İstediği kadar kalabilir. Ben seni çok özlemiştim aslında. Ama okey. Sen beni özlememişsin. Beyler günaydın. Günaydın. Günaydın Adem. Bekir polisler tekrar geliyor. Bilgin olsun. Ona göre hareket edelim. Hayda. Niye geliyorlar abi yine? Bilmiyorum. Gelince göreceğiz. Ben Timur Bey'e bilgi vereyim. Duymadınız mı oğlum? Hala çay peşindesiniz ya. Bir toparlanın hemen. Diğer çocuklara da haber verin. Her şeyini özlemişim buranın. Böyle bir lezzet yok işte. Gerçi ablam arada sevdiğim şeyleri gönderiyordu ama. Sen okul zamanı peynir yemeye mi geldin buraya? Nereden çıktı bu ani ziyaret? Eniştem aradı, durumları anlattı. Ya gerçi Ahmet'le bir muhabbetim yoktu ama sen kötü olmuşsun sonuçta. Onun için geldim. Senin moralin bozuktu. Furkan gelirse kendini daha iyi hissedersin diye düşündüm. Yaptık planı, geldi. Ayrıca bütün ailem yanımda olsun istedim. Fena mı? Ha, okul işini hiç merak etme. Ben onu telafi edeceğim. Günaydın. Timur Bey, bölüyorum ama yalnız konuşabilir miyiz? Tabii. Müsaadenizle. Abla senin bodyguard değil mi?
Bir terslik var. Ne tersliği? Polisler tekrar geliyorlar. Neden? Öğrenemedim. Ama ifadenize tekrar başvurabilirler. Bu kaçırılma olayını öğrenmiş olabilirler mi? Sanmıyorum. Kimden öğrenmiş olabilirler ki? Neyse, anlayacağız şimdi. Sıkıntı yok. Şimdi sakin olmak en mantıklısı, değil mi? Komiserim, bugün beklemiyorduk açıkçası. Buradan mıydı? Aynen, bu tarafta. Bir sorun mu var? Bir problem mi çıktı? Anlayacağız birazdan. Fatma! Şimdi herkes sakin olsun. Korkacak hiçbir şeyimiz yok. Ne oluyor ya? İyi günler Tuba Bey. İyi günler komiserim. Buyurun. Emniyette bilgi vereceğiz. Tabii ki. Ne gerekiyorsa. Baba. Siz değil, Timur Bey. Eşiniz. Yasemin Karatan bizimle gelecek. Ben mi? Evet. Komiserim, konu neyle ilgili? Ahmet Toksöz cinayeti. Abla ne diyorlar? İşte avukatı arasana. Abla. Yasemin'i çok sıkıştırırlar mı sence? Hangi konuda? Her konuda. Benle ilgili, işlerle ilgili. Sanmıyorum Timur Bey. Sonuçta sizin ifadenizi de aldılar. Yasemin bu konularda beceriksizdir. Avukatınız gelmemiş henüz. Bekleyelim mi? En önemlisi sakin kalman. Sana avukat ister misin diye soracaklar. Hayır diyeceksin. Yalnız olman daha iyi. Yok, gerek yok. Hemen başlayalım.
Tamam o zaman. Bu arada başınız sağ olsun. Sağ olun. Çok yakın mıydınız kuzeninizle? Yok, o kadar değil. Bu aralar bayağı görüşmüşsünüz. Telefon kayıtlarınız var. Biraz uzun gece görüşmeleri yapmışsınız. 23.44, gece 2. Öyle gidiyor. Buraya kadar tamam da bana Ahmet sorduklarına ne yapacağım? Yakın olmadığını söyleyeceksin. Seni defalarca aradığını, tefecilerle başının belaya girdiğini, senden borç istediğini söyleyeceksin. Kuzenim borç isteyince benden, ben de yardımcı olmak istedim. Ya kuzenim sonuçta. Sonra? Sonra eşimi ve korumamı gönderdim evine. Hatta eşiyle konuştular yardıma ihtiyacınız var mı diye. Ya ben çok üzülmüştüm. Ya elimden geleni yapmak istedim. Ama Ahmet çoktan kaybolmuştu. Benim yüzümden. Ya benim ilgisizliğim yüzünden başına böyle bir şey gelsin istememiştim. Ya ben Ahmet'e böyle bir kötülük yapamam. Ya bunun başka bir yolu yok mu? Suçluların yakalanmasını istiyor musun? Ya tabii ki istiyorum. Bak biliyorum kolay değil. Ama bunu Ahmet'e borçlusun. Öyle düşün. Onu öldürenleri bulmamızı istiyorsan, adalet yerini bulsun istiyorsan bunu yapmak zorundasın. Üzgünüm, başka bir çaren yok. Ahmet başını büyük bir belaya sokmuş. Ama ben yardım edemedim. Peki eşiniz Timur Bey? Sana kesinlikle Timur'u soracaklar. Bir açığını aramaya çalışacaklar. Hemen önünü kes. Buna izin verme. Söyleyeceğin tek şey. Eşim bir iş adamı. De çok saygın bir iş adamı. Böyle şeylerle işi olmaz. Anlıyorum. Siz bir çay için çocuklar. Yasemin Hanım. Daha net sorayım. Birbirimizi iyi anlayalım istiyorum. Yani soru işareti kalmasın. Eşiniz Timur Karatan'ın şüpheli ya da sizin bilmediğiniz başka eşleri olabilir mi? Neden böyle bir şey soruyorsunuz? Her ihtimali değerlendirmem gerekiyor çünkü. Hayır, Timur'un şüphelendiğim ya da bilmediğim herhangi bir işi yok. Eşinize bayağı güveniyorsunuz. Evet, çok güveniyorum. O da bana çok güvenir. Aramızda sır veya yalan yoktur. Ahmet'in ölümüyle ilgili eşinizden hiç şüphelenmiyorsunuz öyle mi? Hayır, Timur öyle bir adam değil. Ve benim aileme zarar vermek aklın ucundan bile geçmez. Bak bunların hepsini yaparsan önümüze yeni bir yol açılacak. Timur cezasını çekecek. Sen de özgür kalacaksın. Korkuyor musun? Yani biraz. Haklı çıkacağına nereden emin olabilirim ki? Bana güven. Eminim. Tamam dedim. Ama ben sadece gitmek istiyordum buradan ve şu an düştüğüm hale bak. Evet, çünkü planımız... Planımız ne? Önce Timur yüzünden gidemiyordum, şimdi sen burada kalmamı istiyorsun. Yasemin, sana gerçekten ihtiyacım var. Kimsenin bana ihtiyacı falan olmasın. Ben sadece gitmek istiyorum. Paneldeki konuşmanda Umut'tan bahsetmiştin. Ben sana inanıyorum. Ben yanındayım her zaman. Sen her zaman yanında değilsin. Ben Timur'la baş başayken yanında mısın? Beni koruyabiliyor musun? Ben hala yalnızım. Ya başka bir sorunuz yoksa ben gidebilir miyim artık? Böyle saçmalık olabilir mi? Hani niye götürüyorlar ki yani? Furkan, bak babam orada, Adem orada. Çıktıkları gibi ilk bize haber verecekler zaten. Biraz sakin olur musun lütfen? Bu Adem nasıl biri? Nasıl biri?
ne bileyim iyi birinin koruyabiliyor mu ablamı? Sen onu hiç merak etme. Ablam bayağı şanslı o konuda. Adem de neyisini bulamaz zaten. Neymiş dertleri hayatım? Ahmet'e olan yakınlığımı, hangi sıklıkta görüştüğümü sordular. Başka? Seni sordular. Ne anlattın? Her şeyi anlattım Timur. Merak etme. Riva'daki altınlardan bahsetmedim. Ya da evde yaşananlardan. Benim kocam çok saygın bir iş adamı. Ahmet'in evine uğramasının sebebi tamamen yardım amaçlı dedim. İnşallah yardımcı olmuştur ve katil bulunur. Umarım. Günaydın Özgür. Kusura bakma Timur, biraz işim vardı, açamadım telefonu. Benden habersiz ne işin olabilir senin? Neredeyiz biliyor musun? Ne oldu? Artık bilmene gerek yok. Bundan sonra aradığımda sana ulaşamazsam sakın beni geri arama zahmetinde bulunma. Özür dilerim ben. Yüksekten korkar mısın Özgür? Korkmam. Merak etme. Rüzgar rahatsız ediyor mu? Zirve hep rüzgarlı olur Özgür. Eğer buralarda yaşamak istiyorsan bir bedel ödemen lazım. Şimdi anlaşıldı beni niye buraya çağırdın. Ama önce bir şey soracağım. Timur'un benden şüphelendiğini niye söylemedin? Uyarmanı beklerdim. Benim de haberim yoktu. Son dakikada bir hamle yaptı. Öyle ya da böyle bu iş hoşuma gitmez Özgür. Eğer yakama yapışırsa ben de senin yakana yapışırım. Tam da bu noktada elimizi güçlendirecek bir şeyim var. Ne mesela? Önce anlaşın. Dur tahmin edeyim. Timur'un yeri. Bu işler bittiğinde Timur'un koltuğu benim olma. Bütün ilişkileri, gücü, neyi varsa. Bana bunu sağlayabilir misin? Önce kozunu göreyim. Gerisi kolay. Ayakta uyuyorsun. Yazık ettin kendine. Karısı ve kaçamağını öğrenince dünyası başına yıkılacak. Kim bilir? Belki de kendini yapacak ne yapacaksa. Ama ayağımızın altından çekilecek. O kesin. Senden tek isteğim aramızdaki bağlantı asla ortaya çıkmamak. Tamam. Anlaştık. Gel Özgür. Timur'un gidişini en tepeden izleyelim. Abla. Ne oldu? Bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok. Panik yapmana gerek yok. Nasıl panik yapmayayım ya? Sıkıntı yok Furkan. Sıkıntı yok. Polis görevini yaptı. Herkesin ifadelerine başvurdular o kadar. Ama artık bizi rahatsız etmeyecekler. Tamam mı güzelim? Herkes eve girsin şimdi. Bu konu da burada kapansın. Adem dinlen biraz. Bu arada sabah teşekkür edemedim. Ablamın hayatını kurtarmışsın. Görevim. Ee,
biliyorum çok aradım sizi ama çok önemli bir görüntü geçti elime. Hem Timur'dan hem de Borda Bereli'den kurtulabiliriz. Devreye Kunduz'u sok. Bizden haber bekle. Sakın harekete geçme. Geçer miyim efendim? Saygılar. Alo? Sen de havuza giriyor musun villada? Anlamadım. Yeni hayatında havuzunda varmış, öyle diyorlar. Tanıyamadım, kimsiniz? Hayatının sırrını taşıyan kadını tanıyamadın, öyle mi? Neyse, yakında görüşeceğiz. Hayat. Yasemin Hanım nasıl, iyi mi? Şimdilik iyi görünüyor. Niye gelmiş polisler? Kimmiş? Açmayacağım mı? Ya teyzem, biliyorsun kapamak bilmez. Ben sonra ararım onu. Neyse, ben aslında üstümü değiştirmeye geldim de. Ufaklık nerede? Öpmeden çıkmayayım. Odasında. Bu gerçekten çok büyük bir sürpriz. Siz hiç merak etmeyin. Abdullah gelir gelmez harekete geçerim. Ne demek efendim, emir telakki ederim. Oldu bilin. Hiç merak etmeyin. Saygılar. Vay be. Sürpriz üstüne sürpriz. Dur bakalım hayırlısı. Olaylar olaylar. Özgür, yavaş biraz, yetişemiyorum. Pardon, fark etmedim canım. Neye kızdı yine Timur? Bırak şimdi onu. Ama bir şey soracağım, sonra olan bize oluyor, koşturup duruyoruz. Kızmak için bahane arıyor. Ama çenesi kapanacak. Az kaldı. Dur dur dur, o ne demek? Yakında anlarsın. Oo, sen bayağı yerleşiyorsun bakıyorum. Burada bu kadar olay varken yanında olmak istiyorum ablacığım. Tabii ki yerleşeceğim. Hala saklıyor musun onu? Tabii ki saklıyorum. İlk maaşını da almıştım bana. Gerçi bedenini tutturamamıştım. Ben de değiştirmek zorunda kalmıştım. Sen de sürekli kilo alıp veriyordun o dönem. Ya annemin yemeklerinden. Ya ufacık evde küçücük masada yapardı her şeyi. O kadar lezzetli olur ki böyle ekmeği bana gömerdim hepsini. Bir daha öyle yemek yemedin değil mi? Yemedim. Abla, çocukken mutlu olduğumuz kadar bir daha mutlu olur muyuz? Sen ta Amerikalara git, doktoralar yap. Sorduğun saçma sapan sorulara bak ya. Nesi saçma ya? Küçükken de böyleydin. Yok ay neden gökyüzünde duruyor abla? Yok dünyanın sonuna kadar koşarsam uzaya düşer miyim? İyi de ben bunları hala merak ediyorum. Sen de hep beni böyle kandırdın. Mutsuz olmayayım diye konuyu değiştirdin. Hadi yemeğe. Abla, mutlu değil misin burada? Onu nereden çıkardın şimdi? Ya tehlikede misin burada bak? Soruşturmalar, korumalar falan. Ya benim içime hiç sinmiyor. Enişten korur beni. Ya biliyorum, sana öyle aşık ki asla zarar görmeni istemez. Karımı alıp emniyete götürmüş. Avukatlar yetişememiş bile. Ve ben sağ koluma ulaşamıyorum. Sebep? Özel bir iş görüşmem vardı Timur. İnan böyle olsun istemezdim. Nasıl olsun isterdin Özgür? Ne görüşmem vardı? Abdullah parasını istemek için beni aradı. Ben de yüz yüze görüşmek için yanına gittim. Bütün mesele bu.
Ne parası? Senin fidye parasının bir kısmını Abdullah vermişti. Öyle mi? Sen bunları kafana takma canım. Maalesef Özgür neyi nerede söyleyeceğini hala öğrenememiş. Timur bugün bayağı gerildi biliyor musun? İşin içine polis girince dengeler değişti. Çok normal. Karanlıkta yaşayan adamlar bunlar. Polis peşlerine takılınca endişeleniyorlar tabii. Yasemin nasıldı? Ne dediysem yapmış. Üstesinden gelecek. Güveniyorum ona. Bu kadar derin bir görevdeyken bütün dikkatimizi Yasemin'e vermek canımı sıkıyor. Ama sen güveniyorsan. Güveniyorum abi. Bize ihtiyacı var. O yüzden dediğimizden çıkmaz. Abdullah ne yapıyor kim bilir? Ses solu çıkmıyor. Çıkar yakında. Timur'un polise bulaşması hoşuna gitmemiştir. Abdullah be. Allah neşini bozmasın Kunduzi. Şarkılar falan. Eğleniyorsun ha? Abi işte yani kendi çapımızda. Hayırdır abi, bir kusurumuzu mu gördün? Eğer bir şey varsa yapalım. Ulan bütün işi batırdın. Güya senin aklını oyup Timur'un altını oyduk. Olduğu yok. Adam evinde oturuyor mutlu mesut. Abi yani ne desen haklısın. Bu sefer biraz öyle oldu. Yani ama elime fırsat geçse ben o zaman... Ne yaparsın mesela? Abi biz ekmek yediğimiz eli mahcup etmeyiz. Öl de ölelim icabında abi. Şimdilik ölmen işime yaramaz Kunduzi. Ama fırsat fena fikir değil. Yaklaş. Abi bu nedir? Şimdilik seni alakadar etmez. Ama eminim bunu saklayacak güzel bir yerim vardır. Fırsat dedin işte fırsat. Buna gözün gibi bak. Eğer başına bir şey gelirse... o zaman ben de sana öl derim. Sen de ölürsün Kunduzi. Nasıl emredersen abi. Başım gözüm üstüne. Furkan, doktora nasıl gidiyor? Bitmek üzere. Ne güzel. Keşke bitirip gelseydin, boşuna ara vermiş oldun. Ne ya, okulun parasını babam ödeyince çok umursamamıştır herhalde. Yok, o durum umurumda, merak etme. Ya benim asıl derdim akademisyenlikle ilgili. Ya benim için fazla sıkıcı abla. Aslına bakarsan... şirkette tam sana göre boş bir pozisyon var. Ben de çalışmak istersen. Nasıl yani? O kadar uğraştı doktora için. Şimdi gelip şirkette mi çalışacak? Uğraştı da. Sahada deneyim kazanmak da önemli. Bir de öyle doktora yapacağım da öğretmen olacağım, hoca olacağım gibi bir derdi yok sanırım. Yani yok vallahi. Ya fena fikir değil aslında. Ya ablam, senin yanında da olmak istiyorum zaten. Enişte, ben bunu bir düşüneceğim ya. Bir heyecanlandım. Düşün. Timur, sen bizim için çok şey yaptın zaten. Yani Furkan'ın yurt dışında... kendi ayakları üzerinde kariyerine adım atması daha doğru olur bence. Ne demek çok şey yaptın? Bu masada oturan herkes benim ailemin bir parçası.
Ne gerekiyorsa yaparım. Yapmaya da devam edeceğim. Furkan sen düşün. Ama bil ki yanımda yerin ısır. Nevin iyi misin? Yemeğinle oynuyorsun da deminden beri. Ya evet çok temizlik yaptım da yoruldum. Hadi ben tatlıları getireyim. Kahverengileri ye. Onun dışı Ehliye ben biliyorum. Kim öğretti? Ben kendim öğrendim. Ne? Kendim biliyorum ben. Yalancı. Yo. Evet. Teyze kaç saattir arıyorum. Açmıyorsun. Neredesin sen? Sen de açmıyorsun telefonlarımı. Sürekli meşgule alıyorsun. Ya tribin sırası mı şimdi? Dinle beni. Ferda çıkmamıştır değil mi? Bugün beni biri aradı. Bilmem ki. Ne dedi arayan? Havuza giriyor musun falan dedi. Sonra yakında görüşeceğiz dedi. Kapadı suratıma. Yok kızım. O daha çıkamaz. Seni rahatsız etmek için hapishaneden aramıştır. Teyze eminsin değil mi? Sen bir sakin ol kızım. Ben bir soruşturayım ama daha çıkamaz o. Tamam sen sor soruştur bana haber ver. İnşallah çıkmamıştır ya. İyi tamam tamam. Cacığından da ye. Ha. Anne tatlılar nerede? Ha evet tatlılar pardon. Annem bugün yorgun herhalde. Ece kızım dikkat et. Hangisi sizinki? Şu sarışın olan demin kaydıraktan kaydı ya. Çok güzel maşallah. Sizinki? Benimki şu yukarıdaki. Kara kuru olan var ya. Ali oğlum düşeceksin in aşağıya. Birkaç sene önce düştü. Kolunu incitti. O günden beri aklım çıkıyor. Yukarı çıktığı zaman tekrar düşecek zannediyorum. Çok iyi bilirim. Bir kere kocaman bir AVM'de Ece'yi kaybettim sandım. Delirdim resmen. Büyüdükçe korkularım geçer sanıyordum ama daha kötü oldu maalesef. Çok zor. Var mı kardeşi? Yok, tek çocuk. Keşke bir tane daha yapsaydınız. Bakın benim iki tane var. Üstelik biri 25 yaşında ama benim için hala çocuk. Evlatlar annelerinin parçası oluyor sanırım. Onların eline kıymık batsa bizim canımız yanıyor. Ama daha gençsiniz. Yaparsanız bir tane daha. Birlikte büyürler. Ablalık yapar ona. Hem çok güzel maşallah. Aynı size benziyor. Neyse biz kalkalım artık. İyi günler size. Size de iyi günler. Ece! Hadi kızım gel. Hadi bakalım gidelim hadi. Ay, tamam şurada bir dinlenelim. Yoruldum. Zannettiğimden daha iyisin. Kondisyonu gayet iyi. Fakat... Sana görmemişim. Çocuklar ya, bir şey değil. Şöyle geçelim mi? Soluklanalım. Ya bu Abdullah'ın fidye parasını verdiğine emin misin? Timur'la Özgür'ü konuşurlarken duydum. Timur parayı toparlayamayınca Özgür de Abdullah'tan borç istemiş. Yani borç verecek kadar güveniyor. Ya bundan sonra Timur'un attığı her adımdan haberin olacak ya. Dikkatli olsun. Olur mu? Nasıl olur?
sen de. Bir de Furkan. Uzaktayken benim için daha kolaydı. Ya ondan başka kimsem yok. Onun zarar görmemesi lazım. Merak etme. Nevin! Nevin! Ne oldu teyze? Ne bu telaş? Çıkmış, çıkmış. Kim çıkmış? Kim olacak? Ferda hapisten çıkmış. Ne yapacağız? Hadi kızım sen git, biz geliyoruz teyzenle. Baba! Kızım. Nasıl geçti park? Eğlendin mi? Kaydırak salıncaktan daha güzel. Geçen sene salıncak daha güzeldi, ne oldu? Ama şimdi kaydırak daha güzel. Neyse ben gideyim artık. İyi günler. İyi günler. Bu taraftan girelim. Ne yapacağız şimdi? Bilmem, ne yapalım? Bak gördün mü? Gene yan yanalar. Kızım bak, sonra başını taşlara vurma diye sana söylüyorum. Bu kadının bakışı bakış değil. Dikkat et. Teyze benim derdim ne? Sen ne anlatıyorsun ya? Nereden öğrendin Ferda'yı? Kim söyledi? Ha, sen dün telefon edince içime bir kurt düştü. Ne olacaksa olsun gideyim dedim. Derdi neymiş öğreneyim. Teyze bittim ben. Bittim her şeyi anlatacak Adem'e. Bittim ben. Baba ya daha çok bozacaksın şimdi. Kim? Ben. Sen. Sen bana güvenmiyor musun? Ama yapamıyorsun. Sen gör de bak. Tostlar nasıl olacak bundan sonra? Bir şeyle oynama. Efendim? Ne haber? Orada Bereli. Görüşemiyoruz. Abdullah Bey. Görüşmemiz mi gerekiyor? Görüşsek iyi olurdu yani. Pek müsait değilim. Söyleyeceğiniz kayda değer bir şey yoksa kapatıyorum. Ya kayıt dediğin nedir ki Adem? Önemli olan kimin dinlediği ya da izlediğidir. Sen bilirsin bu işleri. Neyse senin şimdi işin vardır. Mangala geleceğim ha. Etleri hazırla. Hadi eyvallah. Hayırdır abi? Hayırdır, hayırdır. Ben bu gece yokum, buralar sana emanet, tamam? Abi nereye gidiyorsan ben de geleyim. Ya yok, senlik bir şey yok, ben hallederim. Nasıl istersen ha. Ne bu şimdi? Baskın mı yaptınız yani? Yok be kızım, özledik seni. Hem buradan gideriz dedik mekana. Eminim özlemişsinizdir Defne. Ben sizi bilmiyor muyum ya? Üstelik ben gelmeyeceğim dedim. Canım hiç parti falan istemiyor. Ay Gökçe, ne uyuz oldun bu ara ya? O hep uyuzdu aslında ya. Ama son zamanlarda daha fena olmuş. Selam kızlar. Furkan ben. Tuğçe ben de. Memnun oldum. Defne. Memnun oldum. Allah'ım bir bu eksikti. Gerçekten bir bu eksikti. Neredeymiş bu parti? Bebek de işte İtalyan bir DJ çalacak. Ya herkes orada acayip kopulacak. Bir bizimki istemiyor işte. Ya ben dinledim o adamı daha önce. Hiçbir şey çaldığı yok, abartma. Bununla uğraşıyoruz işte Furkan'cığım. O gelmiyor, sonsuz gideceksiniz. Ama kavalyemiz yok. Ay kavalye mi kaldı 2020'de ya? Sen götürürsen hemen gideriz. Hem Gökçe de kurtulmuş olur bizden. Yok ya kızlar, siz takılın. Biz evde gayet iyiyiz değil mi Furkan'cığım? Yani sizin gibi güzellikleri yalnız bırakmak olmaz Defne'cim. Gerçekten mi? Gerçekten. O zaman ben ceketimi alıp geliyorum. Kapıda buluşuruz. Thank you.
ya, çok tatlı değiller mi? Hı hı, çok tatlılar kızım. Keşke biz de bir tane alabilsek. Ama hayvan sahibi olmak büyük sorumluluk istiyor biliyor musun? Böyle kolay değil. Mesela sabah uğraşacaksın, akşam uğraşacaksın, gezdireceksin, dolaştıracaksın, mamasını vereceksin. Sabahları bakarım da akşamları gezdiremem. Benim uykum geliyor. Ama olur mu öyle kızım? Bak mesela hayvanı aldığın zaman sen onun hem annesi oluyorsun hem babası oluyorsun. Yani çocuk gibi düşünmen lazım. Düşünsene annen sana sabahları bakıyor, ilgileniyor ama akşamları hiç bakmıyor. Ne yaparsın? Olmaz, üzülürüm. Üzülürsün tabii. E şimdi bir de annene sormak lazım. Seni yetiştirirken neler çektiğini. Değil mi annesi? Hı? Cips mi istediniz? Yok. Sen biraz daha büyü. Barınağa gideriz. Sana güzel tatlı bir arkadaş seçeriz, olur mu? Olur, tamam. Bak gördün ne diyor? Sokak köpekleri sürü hayvanlarıdır. Dikkat çekmek için havlarlar. Bana öyle bir şey söyle ki Gündüz'ye. Şu an şuracıkta senin beynini patlatmayayım. Ya bu belgesel çok hoştur ya. Eve gelin lan hemen. Hemen! La gördün adama nasıl saldırıyor. Merakla bekliyorum Kunduz'ye. Merakla bekliyorum. Otur ayakta kalma, beraber merak edelim. Benim hatam. Benim hatam. Seni iyi eğitemedim. Ama merak etme. Biraz sonra bütün acılarına son vereceğim. Oho! Sizin pisliğinizi temizliyoruz burada. Var ya, iki kere boynuma taktı bunu biliyor musunuz? Şaka değil ha. Sana kim olduğunu öğreteceğim dedi. Sahibinin elini ısırmayacaksın dedi. Firuze Adan Çukurcuma'ya, Boğaz Kesen'den Tophane'ye mahalle mahalle gezdirdi beni herkesin içinde. Sahibini tanıyacaksın dedi. Ben de eyvallah ettim. Ama benim şimdi başka sahiplerim var moruk ya. Onlar da başka bir şey dedi. Git dedi. Saldır dedi. Yok et dedi. İndirin. Hadi indirin! Sus! Ne oldu lan? Kimsiniz lan siz? Bırakın lan! Kimsiniz siz? Kimsiniz lan? Kimsiniz siz? Git! Dedi. Saldır dedi. Yok et dedi. Günaydın. Günaydın. Günaydın Gökçe'cim. Günaydın güzelim. Günaydın. 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 Ne bu halin? Hiç ya. Gökçe'nin sevmediği bir DJ'in partisi vardı. Ona gittik dün gece arkadaşlarla. Bayağı özlemişim İstanbul gecelerini. İyi geldi. Günaydın. Afiyet olsun. Günaydın Bekir. Hayırdır? Abdullah Timur Bey.
kaza yapmış. Ne? Sabaha karşı gerçekleşen feci kazada ünlü iş adamı Abdullah Furkan hayatını kaybetti. Aa Bekir, sana da... Kanında yüksek miktarda alkole rastlanan Abdullah Furkan, şarampole yuvarlanan aracın sürücü koltuğunda olay yerinde can verdi. Aracın bagajında bulunan 15 milyon dolarsa merak uyandırdı. Kapat Sinan, kapat. Bu paranın nereden geldiğini araştırıyorlar. Şimdi bu hikayenin kıssadan hissesi nedir biliyor musun? Yani adam diyor ki hatasız kul olmaz. Ama ahmak olmayacaksın. Yaptığın hatanın peşinden koşmayacaksın. Yoksa taklaya gelirsin. Tamam mı? Tamam ben. Öyle rahmetli gibi her gördüğünü atlarsan ihale elinde patlar. Timur Bey de karısını kaçıran, arkasından tezkareler çeviren düşmanından kurtuldu mu? Kurtuldu. Ne oldu? Bir taşla iki kuş. Haberi takdir et ulan. Bu bizim fidye olarak verdiğimiz 15 milyon dolar. Değil mi? Büyük olasılıkla. Herif karımı kaçırmış. Ben bir de borcumu ödemeye çalışıyorum. Özgür? Ha? Ne dedin? Dedim ki yıllardır aradığım düşman evimin içine kadar girmiş. Aynı masada oturmuşuz. Onu dedim. Senin neyin var? Yok bir şeymiş, şaşkınım işte. Çok ani bir gelişme oldu ya. Herifin ölüsü bile zarar bize. Tam da bu noktada elimizi güçlendirecek bir şeyim var. Bu işler bittiğinde Timur'un koltuğu benim olmalı. Senden tek isteğim aramızdaki bağlantı asla ortaya çıkmamak. Canım, iyi misin? Hasta falan değilsin değil mi? Yok, iyiyim canım. Dün gece uyuyamadım da biraz yorgun hissediyorum. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ne gibi? Bilmem. Yani bir sorun mu var ya da yanlış bir şey mi yaptım? Biliyorum bazen böyle farkında olmadan dalıp gidiyorum bencilce ama. Yok sevgilim, yok. Seninle hiç bilgisi yok. Ben biraz halsizim bu aralar. Doktora gitmek ister misin? Yok, bugün bakayım. Olmadı gideriz. Hadi sen işine git, hadi. Günaydın. Günaydın. Timur nerede? Vallahi internette bir haber izlediler. Apar topar çalışma odasına gitti hepsi. Ne haberi? Abdullah Bey vardı ya hani, Timur Bey'in arkadaşı, kasıntı bir tip. Mangala da gelmişlerdi. Ay onun ne sevimsiz karısı vardı. Neyse, trafik kazası geçirmiş adamcağız. Ölmüş. Ya ben de kahve getirdiğim zaman duydum yani, o zaman izliyorlardı haberi. Benden bir isteğiniz var mı bu arada? Yok yok, sağ ol. Adi herif. Layığını buldu. Ama sevkiyat öncesi hiç iyi olmadı. Yerini doldurmazlarsa sevkiyatta sıkıntı yaşarız. Dolduracaklar. Kimse işlerin aksamasını istemez. Ama keşke bize sorsalar. Ya da bize bıraksalar. Ama yapmazlar böyle bir şey. Emir vaki yapacaklar. Birini bulup gönderecekler. Yakında anlarız kim olduğunu. Özgür, yeter artık ama ya. Ne çok seviyormuşsun Abdullah'ı. Sanki baban öldü. Abdullah'ın Allah belasını versin. Bana ne ondan? Ben işlerimiz aksayacak diye endişeleniyorum. Benim de çok suçum var. Çok güvendim.
Öldü, kurtuldu. O ölmeyecekti. Öyle bir çektirecektim ki o şerefsize. Kızım, günaydın. Günaydın. Spordan mı geliyorsun yine? Evet. Pankekleri yediriyorsun, sonra göbeğimiz oluyor. Olsun, ben seni her haline severim. Senin ağzını burnunu yiyeceğim. Bekliyorum, gel o zaman. Annen nerede? Omlet yapıyor. Tamam, geliyorum. Efendim abi? Olanları duydun mu? Yok. Haberler sende belli ki. Abdullah. Ne olmuş ona? Öldü. Ne diyorsun ya? Nasıl? Trafik kazası evladım. Viraja hızlı girmiş. Şarampole yuvarlanmış. İçkiliymiş de. Ama ben boş durmadım tabii. Bir araştırma yaptım. Şüpheli bir durum var. Adam içkiden nefret edermiş. Yani şüpheli bir durum olduğu kesin zaten. Daha güzelini söyleyeyim. Arabadan 15 milyon dolar çıkmış. Tam da fidye miktarı ha? Özgür, Abdullah, Timur. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Bu bağlantıyı açacak bir kilide ihtiyacımız var. Ama elimizde bir tek kişi kaldı. Kunduzi. Abi ben seni arayacağım. Adem, beni kandırmışlar. Ben Kunduzi ile işbirliği yaptığımı sanıyordum. Meğersem Abdullah varmış işin arkasında. Ve adam trafik kazası mı geçirmiş, ölmüş? Ya, Timur, Özgür ve Bekir'i konuşurken duydum. Tamam, sakin ol. Bilgim var. Yani Kunduzi Abdullah için çalışıyormuş. Öyle görünüyor. Ha, bir de bir ortak geliyormuş, yeni bir ortak. Kim? Bilmiyorum, kendileri de bilmiyor. Yasemin, Kunduzi'yi bulmamız lazım. Bak, Kunduzi'yi bulursak Timur'un yasa dışı işlerinin izini süreriz. Ben de saf gibi Timur'dan kurtulacağımı düşünmüştüm. Ya sen o gün yetişmesen... Neyse, ben gideyim, Timur anlayacak. Yasemin, bir şey daha var. Timur'un çalışma odasında bir dolap var. Şu kilitli olan. İçinde silahlar var. O silahların seri numarasını almam lazım. Yani evin uygun olduğu bir zamanda... Ben yaparım. Senin girmen tehlikeli olur şimdi. Ben yaparım. Aklından ne geçiyor? Vallahi abi... Abdullah'ın ölmeden önce beni araması garibime gidiyor. Senin gitmiyor mu? Bir sürü şey söyledi, laflar etti. İmalı imalı konuştuk mu? Yani kesinlikle ölmeyi beklemiyordu. Hatta telefonda büyük balık yakalamış gibi konuşuyordu. Yani bir şeyler biliyordu da. Kendisiyle birlikte sırlardan mezara gömüldü. Kötü oldu. Abi bazen kendimi başarısız hissediyorum ya. Yani vallahi yerimizde sayıyoruz gibi geliyor bana. O ne biçim laf ya öyle? Ha? Abi ben askerim. Benim işim sahada, düşmanım karşımda olur. Ya böyle yalanlarla, gölgelerle, bilmem nelerle... Gayet iyi gidiyorsun işte. Bak, sen iyi bir askersin. Bu vatan için aslanlar gibi hizmet etmiş bir adamsın. Bu gölgeleri de açığa çıkartacaksın, aydınlatacaksın. Hiç şüphem yok. Ne benim ne de teşkilatın. Ha bu arada herkes seninle tanışmayı çok istiyor. İnşallah. Sen bana bir gün gel. Biz bu işi başardık de. Vatana hizmet ettik de. Kardeşlerimizin intikamını aldık de. Gerçekten gururla karşılarına çıkacağım o zaman. Ama şimdiki soru kim? Yerine kim geçecek? Belki de kimse geçmeyecek. Yok, geçecek. Yasemin konuşurlarken duymuş. İşlerine ortak bekliyorlar.
Ama kim? Yedek kulübesinde kimler var? Abdullah'ın yerine oyuna kim girecek? Bekleyeceğiz. Sabredip yaşayıp göreceğiz. Abdullah oyundan çıktı. Aynen istediğiniz gibi. Şu ara Ejder Bey'i denkleme sokabiliriz. Zira ortam onun için çok müsait. Emirlerinizi beklerim efendim. Bir mukabele. Senin silahları bu akşam görmen iyi fikir. Oradan bize bir hazine çıkabilir. Bu gece halledeceğim Yasemin'le. Bir an önce takibe başlayalım istiyorum ben de. Bunlardan biri bizden birine değerse gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Haklısın. Ben sana yazarım bir şey olursa. Ya da olmadı yarın sabah buradayım. Tamam. Sen kendine iyi bak evlat. Görüşürüz abi. Bu Abdullah meselesi bana çok büyük ders oldu Bekir. Adem'de de aynı şeyi yaşamak istemiyorum. Merak etmeyin Timur Bey. Ben o konuyla bizzat ilgileniyorum. Bizzat ilgileniyorsun. Adem gelsin beni görsün dedim. Gelmedi. Adem şimdi burada değilmiş. Dışarı çıkmış. Neden? Maalesef bilmiyorum. Bekir biz seninle ne konuştuk? Ben adamın yumuşak karnını bul bana dedim. Sen nerede olduğunu bile bilmiyorsun. Öyle mi? Timur Bey, ben Adem'le ilgili endişe edilecek bir durum olduğunu sanmıyorum. Bu sana son uyarım. Artık sanma Bekir. Bil. Büyük sevkiyat öncesi hiçbir problem istemiyorum. Benimle dersiniz. Adem'i gördünüz mü? Kaybolmuş yine. Adem burada. Hayırdır? Tamam, siz işinize gücünüze bakın hadi. Hoş geldin Adem sen de. Nereden böyle? İşim vardı Bekir. Oğlum haber vermeden çıkma dışarı. Bak Timur Bey seni sordu, yok demek zorunda kaldım. Tamam idare ettim ama gelince yanıma gelsin dedi. Yoklamayı mı kaçırdım? Oğlum öyle mi söylüyorum ya? Yanlış anlıyorsun. Nerede şimdi? Bahçede. Tamam. Hayatım, açık söylemek gerekirse bundan sonra biraz daha rahat olabilirsin. Abdullah öldüğüne göre. O zaman benim korumaya ihtiyacım yok artık. Heh, biz de tam senden bahsediyorduk. Bir insan lafının üzerine gelirmiş. Gel Adem, otur, katıl bize. İyiyim böyle. Abdullah ablamları duymuşsundur herhalde. Sen gelmeden evvel Yasemin'e daha rahat olabileceğini söylüyordun. Senin soruna gelecek olursak hayatım, maalesef benim düşmanım bitmez. O yüzden Adem'le çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca onun gibi bir adam bulmuşken öyle kolay kolay bırakmam. Ama bundan sonra senden ziyade benimle beraber olmaya başlayacak. Yani onu senden çalıyorum biraz. O zaman ben yarın tek başıma vakfa gidiyorum. O kadar da değil. Efendim. Dinliyorum. Evet. Kesin çıkacak ortaya. Hatta şu anda belki etrafımızdadır. Kesin öyle bir şey. Nereden bulacağım ben o parayı? Olacak, nasıl yapacağım ben? Ben de olsa vereceğim ama biliyorsun kızım benim etim belli, bunun belli.
Biliyorum teyze, tabii ki biliyorum. Ama senin çevrende hali vakti yerinde o parayı çıkarıp verecek insanlar var aslında. Yok artık. Olmaz öyle şey. Ben de oturmuşum burada seni dinliyorum. Neden olmaz Nevin? Ha niye? Ya senin aklın böyle bir şey alıyor mu gerçekten? Ben gidip Yasemin Hanım'dan para mı dileneceğim? Hem ne için istiyorsun diye sorduğunda ne cevap vereceğim kadına? Adem'in kesin haberi olur. Adem'e ne diyeceğim? Ben sana gidip Yasemin'den para isteme diyorum. O da kocasının eline bakan bir kadın sonuçta. Hem o kadının sağ solu pek belli değil. Sen Timur Bey'den isteyeceksin. Timur Bey halden anlayan bir adama benziyor. Sen gidip Nisan Münasip'le söylersen gidip Adem'e yetiştirecek hali de yok herhalde. Anahtarın yerini biliyor musun? Biliyorum. Tamam, dikkat et. Yasemin. 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 Efendim. Seni yatakta göremeyince merak ettim. Midem kazındı. Ben de şunu aldım. İster misin? Ben yemem bu saatte biliyorsun. Hadi yatağa.